Arkadaşlar iyi akşamlar. Ben hizmet tespit davası ve dilekçeleri hakkında ben, bilgi verecektim. Ben 1998-99 yıllarında e, bir yıl çalıştım. E, bana şu sigorta kartını verdiler. E, buradan hiç prim çıkmadı. O zaman 19 yaşındaydım. Sonra e, bu zaman içinde 2 kez, üç kez SSK'ya gittim. E, bunu gösterdiğim halde memurlara hiçbirimin yok dediler. Beni geri gönderdiler. Sonra e, bir ay önce eski arkadaşları buldum. Çalıştım arkadaşları. Onlardan e, iş yerinin sicil numarasını aldım. Ondan sonra gittim SSK'ya. Dedim ki ben bundan dedim hizmet tespit davası açacağım dedim. Ben burada dedim e, 19 yaşında olduğuma rağmen dedim bu kart verildi. Ben de primim yok dedim. Bir sene çalıştım. Ondan sonra oradaki memur Allah razı olsun dedi ki dava açmadan önce dedi e, bir dedi direkçe verildi. İş yerinin sici numarasını yaz. SSK sici numaranı yaz dedi. Eğer ki dedi e, tarafına yatırılmazsa dedi davayı açarsın dedi. Ondan sonra belki dedi para yatırılmıştır dedi. Prim yatırılmıştır dedi. E, devletin kasasındadır dedi. E, yansıtma, yansıtılmamıştır dedi. Ondan sonra ben de dilekçeyi verdim. Dilekçe şu şekilde. İş yerinin hizmet tespit e, dilekçesi. Ondan sonra SSK'ya gittiğiniz zaman zaten onlar şey yapar. Sizi yönlendirir. E, ee, sici numarası. Onu yazdım. Sonra bu SSK sicil numaramı yazdım. Çalıştığım tarihleri yazdım. Firmanın adını yazdım. Ondan sonra direkçeyi verdim. 10 gün sonra 98-99 yılları benim primler şah diye tarafıma yattı. Ondan sonra ben zaten 94 Ben EYT'liydim. Ben EYT, yani EYT sıkıntı yoktu ama primim az olduğu için ee, ben bunu dilek tespit davasıyla dava açmadım daha doğrusu. Dilekçeyle kazandım. E, ee, tabii TikTok'ta şurada burada e, işte konuşuyorsun. Kimler yol gösteriyor. Seni hemen avukata yönlendiriyorlar. Avukatlar 10 bin lira 15 bin lira dava diyor. Bilmem e, masraf diyor. Sakın ha sakın böyle şeylere gitmeyin kapılmayın. Paranızı çöpe atmayın. Buradan e, hizmet tespit direkçesini önce açın. İş yerinizin sicil numarasını yazın. SSK sicil numaranızı yazın. Eğer ki yatmışsa priminiz size yansıtılır. Devletin kasasında giden sizin hiçbir hakkınız e, kesinlikle size geri döner. Ama direkçenizi verin. Saygılarla görüşürüz.